Selamun Aleyküm değerli izleyicilerimiz. İstiklal TV ekranlarından hafta sonu manşet haberler programımıza hoş geldiniz. Bugün 2 Haziran Pazar. Sizlerle beraber olmaktan kıvanç duyuyoruz efendim. Geçtiğimiz hafta Doğu Türkistan'da neler yaşandı? Hangi başlıklar ön plana çıkmıştı? Tabii ki dünya gündeminde yine Doğu Türkistan'la ilgili başlıklarımız var. Onları da aktaracağız. İlk önce programımızı başlamadan önce siz değerli izleyicilerimize, takipçilerimize geçtiğimiz haftaki başlıklarımızı bir hatırlatalım. İlk sırada Çinli turist Doğu Türkistan'daki zulmü ifşa etti kıymetli izleyicilerimiz açık etti. Doğu Türkistan'da baskıyı arttırın talimatı verildi. Üst düzey yetkililer sık sık Doğu Türkistan'a ziyaret etmeye başladı. Onunla ilgili detayları aktaracağız. Gençleri uyuşturucu bağımlısı haline getiriyorlar Çinli, Çin Komünist Parti rejimi. Bununla ilgili dikkat çeken ayrıntıları aktaracağız. İlk haberimizle başlayalım kıymetli izleyicilerimiz. Biliyorsunuz Doğu Türkistan'da Uygurlar mutlu propagandası yapılıyor yıllardır. 2017'de o toplama kampları ifşa olduktan sonra Çin rejimi bölgedeki sistematik soykırım uygulamalarını nasıl gizlesem acaba nasıl uluslararası toplumun gözünü boyabilirim şeklinde çeşitli propagandalarını yürütüyordu. Bu minvalde Çin'in iç kesiminden veya dünyanın farklı ülkelerinden. Hani turizm cenneti haline getirdiği Doğu Türkistan'a özenle seçmiş olduğu bazı ülke diplomatlarını veya gazetecilerini getiririp Doğu Türkistan'ı yapmacık ziyaretler, böyle geziler tertip ediyordu. Ancak Çin'in iç kesiminden gelen Çinli turistlerden bir tanesi öyle bir şey yaptı ki Doğu Türkistan'daki yaşadığı Doğu Türkistan turunu an be an saniye mi saniye kayda alarak sosyal medya hesabından paylaştı. Kıymetli izleyicilerimiz görüntüler aynı o Çinli e, turist kadının, Çinli kadının paylaştığı sosyal medya hesabından alınmış görüntüler. Şimdi Doğu Türkistan'a gidiyor ve Hoten vilayetine vardığında Hoten'in Guma ilçesindeki bir kontrol noktasında... Çin polis kontrolüne takılıyor. Çinli turist kadın her şey o kadar açık ve ürkütücü bir şekilde yani korkuya kapıldığını, adeta dünyanın hiçbir yerinde böyle bir zulüm olmadığını anlatıyor zaten kendisi. Guma ilçesine geldiğinde kontrol noktasında Çin polisi gelerek kadının arabası arka bagajını açıyor ve didik didik arıyor. İçerisinden işte seyahat boyunca kullandığı küçük elma kesme için kullandığı böyle meyve bıçağı yani işte küçük kesici alet buluyor ve bir tane tüp yemek işte çay pişirmek için vardır hani küçük tüpler. Çok küçük böyle mini. Öyle bir tüp tüp bulmuş ve bu ikisini e, kayıt dışı, e, kayıt dışı yasaklı eşya e, kategorisine alarak el koyuyor. Şimdi polis memuru bu ebat, bir tane daha büyük bıçak varmış normal, onu da el koyuyor. Diyor ki bu ebattaki bıçakların bölgede yasaklı olduğunu, günlük hayatta kullanılan bıçak, bıçak makas ve diğer kesici aletlerin kesinlikle ikili kodla et, e, etiketlenmesi ve Kullanıcı kimlik numarası ile kaydedilmesi gerektiğini, bunun kaydı olmadığı ve el konulması e, zaruri olduğunu anlatıyor kıymetli izleyicilerimiz. Memur bu gibi durumlarda vatandaşların e, daha önceden bölge karakoluna veya merkezi e, karakola bildirmesi gerektiğini savunuyor. Ayrıca da polis memuru turiste hani kişisel eşyalarınız arasında drone var mı diye soruyor. Hani insansız hava aracı normal e, bireysel olarak kullanabildiğimiz. Şimdi bunu soruyor çünkü diyor ki eşyalarınız arasında drone olup olmadığını bize bildirmelisiniz. Çünkü drone e, kadın diyor drone yok ben drone kullanmıyorum sadece kendi kameram var onu kullanıyorum diyor. Ondan sonra Doğu Türkistan'ın bazı yasaklı bölgeleri olduğunu çoğu yerin de askeri bölge olduğundan bahsediliyor. Buradan anlaşılıyor ki her yerde e, Çin'in böyle... Kontrol noktalarının olduğu her yerde askeri bölge yani Doğu Türkistan'ın adeta askeri bir şekilde kuşatıldığının e, an e, göstergesidir. Her yer hava sahası yani askeri bölge olduğu için hava sahasının uçuş yasak bölge olduğunu belirtiyor. Drone kullanılan e, kullanan kişilerin yerel yetkilileri önceden bildirmesi gerektiğini aksi takdirde e, yaptırımlarının cezalarının e, olduğunu söylüyor. Kadın zaten gördükleri karşısında böyle bir şey var mı Çin'in iç yerlerinde? Yani Çin eyaletlerinde böyle bir şey gördünüz mü ey ahali diye sosyal medyadan söylüyor, soruyor Çinlilere bunu. Ee, i̇şgalci Çin hükümetinin Doğu Türkistan'daki masum halkı masum halka farklı, Çinlilere ise Çin'in iç kesimindeki Çinli vatandaşlarına farklı davrandığının da adeta bir göstergesiydi bu görüntüler. Daha evvelki videolar da aynı şekilde burada dikkat çekilen ayrı bir nokta var. Şimdi gördüğünüz gibi Doğu Türkistan'daki bütün esnaf, işte ev, restoranlar olsun yani kesici alet, çiftçiler, işte tarlada kullanılan aletler, yani bütün kesici alet edevatların her birine e, gördüğünüz gibi QR kod, ikili kod ve e, sahibinin kimlik numarasının oyulması, e, oraya e, etiketlenmesi e, zorunludur. Ve esnafların, seyyar satıcıların işte arabalarında olsun veya restoranlarda veya evde e, normal gündelik yaşamda kullandığımız bıçak, satır, makas vesaire kesici aletlerin de Zincir bağlanarak, zincir vurularak e, o tezgahın yanına hani bağlandığı e, gelen görüntülerde e, delillenmişti. Doğu Türkistan'daki Uygurlar hiçbir şekilde bu nedir biliyor musunuz aslında kıymetli izleyicilerimiz? Çin'in 2015-2014 yıllarından itibaren hatta daha ileriye gidersek Doğu Türkistan'da işgalinden beri işlemiş olduğu insanlık dışı suçun ve korku e, psikolojisi tarafından yönlendiriliyor aslında bunlar. Yani o kadar zulüm etti. Uygur Türklerinin olası direniş, olası başkaldırısına karşı çıkmak için aslında bunlar. E, kesici aletlerine bu şekilde. Hani olur da kullanır biri. Hani kimin kullandığı anlaşılır vaziyete gelir şeklinde. E, ve insanları da yıpratmak, korkutmak, kalbine korku salmak için böyle bir yöntem izlemiş olabilir. Evet. Ee, Doğu Türkistan'a üst düzey Çinli yetkililerin sık sık ziyaret ettiği e, son günlerde bir e, önemli isimden bir tanesi daha Doğu Türkistan'a geldi. Eski Çin kamu güvenlik, e, devlet güvenlik bakanı. E, Çin Komünist Partisi polis, hukuk işleri ve istihbarattan sorumlu politbüro üyesi kendisi e, Cheng Wen bölgedeki baskıcı politikasını arttırma çağrısı yaptı kıymetli izleyicilerimiz. 26 Mayıs Çin'in e, Xinhua Haber Ajansı'na aktardığına göre 22 ile 26 Mayıs tarihler arasında e, art arta gözetlemeler e, gözetlemeler gerçekleştirdi. Yani gözden geçirmeler gerçekleştirdi Çinli yetkili. Doğu Türkistan'daki Çin siyasi birimlerini, Çin Komünist Parti sokak topluluklarını ve sınır limanlarını ziyaret etti kendisi. Ayrıca Çin Komünist Partisi'nin kilit ismi olan bu Çin Wenqing, Kaşgar ile Ürümçi, Sanji, e, Turfan gibi e, bölgelerde Doğu Türkistan'ın işgal edilmesinde en büyük rol olan bu bintuan yapılanması var biliyorsunuz sözde Şinjan İnşaat ve üretim Kolordusu diyor. Bu e, yarı asker yani sivil görünümlü askerler diyebiliriz bunları. Hani o 2009 Ürümçi katliamında sokağa dökülen Çinlilerin hani aynı saç tıraşlı. Ee, ...aynı tip Çinliler, bunlar işte, bingtuan yapılanması, yarı, yarı asker yani, askeri düzeyden buraları e, ziyaret etmiş. Bu e, istihbarattan sorumlu olan bu politbüro üyesi, e, bölgede, Doğu Türkistan'da Çin Komünist Parti lideri, soykırımcı Xi Jinping'in baskıcı politikalarının daha sıkı bir şekilde sürdürülmesi gerektiğini vurgu yapıyor. Ayrıyetten de terörle mücadele bahanesiyle Uygur Türklerinin mercek altına alınacağının altını çiziyor kıymetli söyledik Söyledikleri şey hep o yöndeydi. Xi Jinping'in genel ulusal güvenlik kavramı hakkındaki düşüncelerini kapsamlı bir şekilde inceleyecek uygulamak e, uygulamak ve partinin yeni dönemini tamamen doğru ve kapsamlı bir şekilde uygulamak gerekiyor şeklinde e, şi, sözde Şinjan'da yani Doğu Türkistan'ı demek istiyor. İstikrarın ve ülke genelinde istikrarın sağlanması için terörle mücadeleyi daha da sıkılaştırmak gerekiyor şeklinde ifadeler var. E, son birkaç aydır Doğu Türkistan, mesela Çin Başbakanı geldi. E, Çin Başbakanı gelip işte ABD tarafından Uygur Türklerinin zorla çalıştırıldığı zorla çalıştırılmasıyla bağlantılı olduğu şirketlere ABD tarafından yaptırım uygulanmıştı. İşte o şirketlere bir tane moral ziyareti düzenlemişti Çin Başbakanı. Orada da üretim, üretim, üretim. Yani daha fazla çalıştır Uygurlar diyor. Köle olarak senin artık sana verdik, teslim ettik diyor. Şirketlere böyle ABD yaptırımlarından korkmayın. Biz size subvansiyon sağlayacağız. Destek vereceğiz şeklinde o tarzda açıklamalar yapmıştı. Çinli yetkililerin Doğu Türkistan ziyareti art arda yapılan bu ziyaretler dikkat çekildi kıymetli izleyicilerimiz. Gençleri uyuşturucu bağımlısı haline getirdiler kıymetli izleyicilerimiz. Biliyorsunuz daha öncesi, daha önceden bir iki hafta önce bununla ilgili ayrıyetten bir haber vermiştik. E, Gulca bölgesinde özellikle Mohurga adı verilen böyle tütün benzeri kullanımı da sigara gibi olan bir uyuşturucu madde ortaya çıkmış. Nasıl yani? yani bölgede sınır bölge sınırından veya bir bölgeden öbür bölgeye geçmek için yani Ahaliler Ahliler Komitesi komitesinden Çin Komünist Parti yetkilisinden izin almadan geçilemeyen bir bölge. Yani sınır kuş kuş uçurtmuyor diyor diye bir deyim var ya. Çin bölgede adeta o şekil yani gözetim olsun, baskı, kontrol e, baskı anlamında hiçbir şekilde Çin'in izni olmadan e, bir, bir bir şey söz konusu olamayacak kadar o kadar hani korunaklı, o kadar kontrollü bir bölgeden bahsediyoruz ve Uygurlar, Uygur gençleri zehirleyen uyuşturucu madde. Bunu kim üretiyor? Bunu kim nasıl nasıl Doğu Türkistan'da insanların işi gücü yok? uyuşturucu mu üretiyor yani? Çin rejiminin bilinçli olarak, planlı olarak kasten Doğu Türkistan'daki gençleri. Hani toplama kampları var, Oraya alınlarlar var. Tabi oradan nasıl kurtulup Çin'in Çine boyun eğerek hani ç, e, işte nasıl e, zindana düşmeden yaşayabilmek adına e, Uygur Türkleri orada kendini korumayı bir şekilde öğrenmiş becermiş olan gençleri zehirlemeye çalışıyorlar dışarıdaki. Şimdi Doğu Türkistan'dan yeni çıkan yeni kurtulan diyelim. Çin zulmünden kurtulan bir tanığın ifadesi. Daha önce daha önceden 4 bölüm vermiştik. Hatırlarsanız 2023 yılı Çin zulmünden kurtulmayı başaran yeni tanığın ifadeleri. Çin Çin rejiminin Uygur Türk, e, Türkleri üzerindeki sistematik soykırım uygulamalarını bir kez daha gözler önüne seriyor. Onun devamı yine iletişime geçtik kendisiyle. Bizi kırmadı sağ olsunlar. E, Tabi ismini vermek istemiyoruz e, tanığımız. Çin hükümetinin Doğu Türkistan e, halkına karşı işte terörlü mücadele, e, milli bölücülük ve ayrılıkçılığı yok etme e, ondan sonra gibi bir sürü politikaları var. Bütün bu politikalarının aslında Uygur Türklerini sindirme, yok etme, fiziksel ve e, düşünce e, yani biyolojik olarak ondan sonra e, ideolojik olarak zayıflatma sindirme mankurtlaştırma politikalarının halen olduğu gibi devam ettiğini ancak Çin rejiminin bütün bunları hani gizlemeye çalıştığını ifşa etti söyledi kendisi anlattı ve son günlerde hani o Gulca'da Uygur gençlerin birbirine nasihat tarzında yapmayın böyle bu zehiri kimler satıyorsa hükümet burada neden hükümet polisler neden bu işe e, el uzatmıyor neden Uygur Türklerini kurtarmıyor şeklindeki ...Gulcı'da yayınlanan gençlerin birbirine e, işte tembih verdiği videolar. Bu Çin kaynaklı sosyal medya uygulamasından ele geçirilen videolar diyelim. Çok nadir e, videolar. E, gördüğünüz gibi Uygur gençlere hitap ediyor. Yapmayın diyor. Zaten az kaldık şurada. Uyuşturucuyla kendinizi e, yok etmeyin. Öldürmeyin kendinizi diyor. Çünkü uyuşturucu madde. E, yeni tanığın ifadelerine göre özellikle de Gulca'da biraz yaygınmış hmm. ve mahurka adı verilen bu uyuşturucu madde tütün görünümü e, görünümü ile kimyasallarla üretilmiş bu e, uyuşturucu maddeyi kullandıktan hemen sonra böyle bir e, dona dona kalma ondan sonra e, çok hızlı can alıcıymış yani çok e, fazla ölüm vakaları yaşanmış Gulca'da hastaneler hep e, bu mahurka e, uyuş Uyuşturucu maddesi kullanımı sonrası hayatını kaybeden veya hastaneye acile gelen gençlerle dolu anlatılanlara göre. Son dönemlerde Çin kaynaklı sosyal medya platformlarında çıkan bu görüntüleri de tanık aynen teyit ediyor. Gerçekten bölgede şu an had safhaya ulaşmış durumda. Bunu Çin izin vermese bu uyuşturucu madde nereden geliyor diyor. Zaten ABD'de daha önceden fentanil e, ismiyle bilinen Çin'in ürettiği e, bu uyuşturucu maddeleriyle başı dertte. Çünkü Çin daha önceden Fiyon e, Savaşı ver, vermişti biliyorsunuz. E, ondan sonra işte şu an intikamını mı almaya çalışıyor acaba dünyadan? E, bu süreçte de Doğu Türkistan'daki gençleri de bu şekilde hem zihinsel hem fiziksel olarak zayıflatmak, yok etmek amacıyla bunu üretmiş olabilir diye tahmin ediliyor şu an gözlemciler ve o ifadelerine göre. Çin'in nihai amacı Uygur Türklerini yok etmek olduğundan şimdi ebeveynler çocuklarını nasıl yapsak hani acaba polise ihbar etsek de polis gelip çocuklarımızı alırsa götürse hapse atsa en azından uyuşturucundan gebermez. Uyuşturucu almaktan kurtulur. Uyuşturucu içerek ölmez yani şeklinde düşünceyle polise ihbar etmişler anne babalar. Ancak polis memurları demiş ki bu mahurka şu an bir uyuşturucu olduğu ile ilgili bir yönetmelik yok elimizde. O yüzden ancak işte suç oluşturduğunda bunu kullanıp e, suç oluşturduğunda yasal işlem başlatabiliriz. Şu an bizim elimizden gele, geleceği bu kadar. Yani bir şey yapamayız demiş. Yani Uygurları Kur'an okuduğu için toplama kampına alan, namaz kıldın diye hapse atan, evinde seccadı varmış diye, kadının başı örtülmüş, oğlunun sakal bırakmış diye hapse atan Çinli polis memurları Uygur Türkleri uyuşturucu kullanıyor diye ebeveynleri gidip şikayet, şikayet ediyor. Benim oğlum uyuşturucu kullanıyor. Alın içeri diye. Biz bir şey yapamayız diyor burada Çin'in art niyetli olduğu Uygur Türklerini tamamen yok etmek için yeni bir yöntem geliştirdiğini burada anlayabiliyoruz kıymetli izleyicilerimiz. Evet geçtiğimiz haftaki öne çıkan başlıklar bunlardı kıymetli seyircilerimiz. Ee, Doğu Türkistan'daki zulüm e, tabi şu an e, gündemimizde Filistin meselesi var. E, Rafah'ta İsrail'in acımasızca hunharca katliam e, katliamını devam ettiğini oradaki e, mülteci kampları ya evsiz, barksız kalmış herkese zaten bütün dünyanın gözü önünde refaha toplanması, e, toplanmaya zorunlu e, kalmış insanlar. Orada küçücük avuç gibi yerde çadırlar e, çadır evler içerisinde yaşayan insanların üzerine e, bombardımanlar yaparak insanları diri diri ateşte yakması bu dünyanın hiçbir yerinde görünmemiş bir zorundur. E, aciliyete bakımından Filistin meselesi gündemde ama Doğu Türkistan'da hiçbir şekilde durdurak bilmeden sinsi bir şekilde sessiz bir şekilde 35 milyonluk bir Müslüman toplum yok ediliyor. Bu her her alanda her çeşit farklı farklı yöntemlerle yok ediliyor. Yani diğer taraftan da bu zulmü gizlemek için Çin büyük bütçeler harcıyor, var gücünü bu iş için sarf ediyor. Ne yazık ki Doğu Türkistan'daki soykırım görünmez hale gelmiş durumda. Biz yine hiçbir şekilde durdurak bilmeden bu zulmü anlatmaya gayret göstereceğiz. Biz bütün desteğimizi sizden alıyoruz kıymetli takipçilerimiz. Lütfen bizi desteklemeyi unutmayın. Abone değilsiniz de e, algoritmaların işte hızlı gelişmesi, e, ailemizin büyümesi, Doğu Türkistan davasının sesinin gür çıkması için destek ol, olmanızı istirham ederiz efendim. Diyelim bugünkü programlarımızı burada noktalıyoruz. İnşallah ilerleyen günlerde yine farklı programlarla sizlerle beraber olmak dileğiyle size hayırlı pazarlar diliyoruz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.